Onu da kadını besle. Peki. Ne güçlüsünüz? Hayır. Biz bir şey yapalım. Ölmüş. Hoş geldin. Mevsim değişikliğinden dolayısıyla genelde nezle, grip bunlar çok arttığı için şu anda dari olarak ıhlamur olsun, zahter olsun. Mesela zencefil, zerdeçal, çalt satışlarımız bayağı bir yüksek şu anda. Kışa hazırlık olarak genelde müşterimiz şu anda bu tür şeylere daha çok öncelik veriyorlar. Yani ses kısıklığı genelde öksürük için bu tür şeylerde genelde zahter çayını öneriyoruz. Ihlamurla beraber mesela ballı ıhlamur öneriyoruz. Diğer doğal antibiyotik olarak vücuttaki iltihabı, enfeksiyonu söküp atması için genelde zencefil, zerdeçal ve harnup özünü, pekmezi değil de özünü genelde karıştırıp veriyoruz. Onun haricinde mesela balgam sökmek için öksürüğe iyi gelecek olarak katmış çiçeğini tavsiye ediyoruz. Bunlar genel olarak. Genelde bu söylediklerime çok ağırlıklı bir zaten ilgi ve talep var. Genelde hep olumlu etkileri de olduğu için, hani bunları küçük çocuklarına da içirebildikleri için, bir zararı olmadığı için talepleri genelde daha fazlalıkla zahter çayı ve ıhlamur üzerine daha fazlalıklı oluyor. Zerdeçal ile zerdeçal genelde birazcık acı olduğu için genelde yetişkinler daha çok kullanıyorlar. Biz kendimizi de tüketiyoruz zaten aynı şekilde gribi yakalanmamak. Zaten burada öyle bir hastalık gibi sorunumuz yok ama genelde sabah ve akşam olarak sabah dok karnına meselelerden çıkarken bir kaşık tüketebilirler. Çayı zaten o zahter çayını gündelikte de içebiliyorlar. Yani şeyi belli değil. Zamanı ya da vakti yok. Normal bir çay içermiş gibi günlük rutin olarak 2-3 bardak içebilirler.